İyiyim, iyiyim, iyiyim. Yalnız kurşunu hemen çıkarmak lazım. O ateş ettiğin silah takip edilebilir mi? Değil. İyi, iyi. Hiçbir şey dokunma, hemen gidelim buradan. Bakalım senden daha ne sürprizler çıkacak Yusuf'un oğlu. Kuzgun. Kuzgun. Yardım et. Bırakma beni burada. Yardım et. Yardım et. Bırakma beni. Beni burada bırakma. Ne istediniz lan kesikten? Ha? Oğlum o çocuğun ne günahı vardı lan? Şerefin planıydı. Hala kulağımda çınlıyor biliyor musun? Kuzgun kim? Ediyor musun lan yine? Bir sorsana. Bir sor sor. Kuzgun kim? Bir sor. Kurtar beni. İstediğin delili veririm. Rıfat'ı bitirmen için. Senin olayın da bu ha. Hep seçim, hep seçim. Yapma. Yapma. Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Sen 20 sene önce ölümünü seçtin. Nereye gidelim hastane için? Sen sür, ben tarif edeceğim. Sür. Ali. Açma. Kapat telefonu. Onuza bir şey olduysa. Böyle bir şey olsaydı duyardık bence. Çok zor bir operasyondu. Elimizden geleni yaptık. Beyin dokusu çok zarar görmüş. Beyinde ileri derecede ödem var. Lafı dolandırmayın. Süslemeden sadece gerçeği söyleyin. Net bir şekilde. Hayatta kalma ihtimali çok zayıf. Bitkisel hayata girme ihtimali yüksek.
Ne güzel karşılama. Hoş bulduk baba. Evet Memur Bey. İfadesini almak için emniyete kadar gitmemiz gerekiyor. İfadesini burada alamaz mıyız? Babasını yeni kaybetti. Şimdi bütün ailenin ona ihtiyacı var. Bize verilen emir bu yönde. Buyurun gidin. Avukatlar haber ver. Can, acaba sen de mi gitsen babamla Şermin için? Tabii, tabii gidelim lütfen. Teşekkürler. Haberleşiriz. Halk ve ilişkiler basın açıklamasını hazırlasın. Dürüst iş adamına koşun kamada. Tamam olsun. Paylaşmadan önce metni mail alsınlar. Kaçıncı kata çıkıyorsunuz? Çıkışı. Ben doğru yerdeyim. Size geliyordum zaten, birkaç sorum olacaktı. Gazeteci misiniz siz? Hı hı. Buraya kadar gelmeyi nasıl başardınız? Ufak tepeyim diyelim. Şeref Dağıstanlı'nın son durumunu öğrenebilir miyim? Öldü. Bu karanlık bir hesaplaşma mıydı peki? Sebepleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerekli açıklama basına yapılacak. Sorumun muhatabı siz değilsiniz yalnız. Burada olması gereken de sen değilsin. Bu cesaretle daha efektif alanlarda çalışabilirsiniz küçük hanım. Ne oldu? Niye durduk? Birileri bizden önce gelmiş. Alo. Vurulduğunda buradaymış. Kurşunun yerine bakılırsa ateş eden senin olduğun yerdeymiş. Şimdi olay yeri incelemeye göre burada 3 ayrı silahın ateş edilmiş. Biri Ayhan'ın silahı, diğer ikisi ortada yok. Kayıtsız silahlar yani. Ama babanı öldürenle Ayhan'ı öldüren silah aynı. Katil bir kişi yani. Ambulansı telefonla arayan kişinin kimliğine ulaştık. Sahte bir isme kayıtlıymış. Burada sahte kimlikli birinin olması tabii ki tesadüf olamaz. Haklı çıktın. Bir görgü tanığımız var. Ama kim? Bence geri kalanını polis halleder. Hadi gidelim artık. Burada benim görmediğim bir şey görüyor musun? Bora, ben sihirbaz değilim. Sadece ipuçlarını birleştirip fikrimi söyledim, o kadar. Kim bu? Bora Dağıstanlı. Şerefin oğlu. Ambulansı çağıran her şeyi biliyor. Gördü yani. Orada olacağını benden başka bilen var mıydı? Hayır, senle ben.
Baba. İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Şerminler içeride mi? İçeride. Bora da burada. Ne oluyor? İyilik, güzellik ne olsun? Baba, sen bütün gün bununla mıydın? Bora'ya Şeref'le görüşmemizden bahsettin mi? Tabii ki hayır. Babam neredeydi bu saate kadar? Orada burada, bir yerlerde. Kuzgun, delirtme insanı. Bütün gün onunla mıydın? Bir şey söyle. Kısmen. Doğru düzgün cevap versene. Onunla mıydın, değil miydin? Şişt, sakin Antonio. Bir sorun varsa git babana sor. Müracaat orası. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağız. Söz veriyorum, bulacağız. Sen neredeydin bu saate kadar? İş güç. Başar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ben bir üstümü değiştireyim. Sonra oturup konuyu konuşalım. Olur mu? Savcılığa gideceğim. Başka bir zaman. Bırakma kendini. Sen Şeref de aslanlarının kız kardeşisin. Biz düşersek düşmanlarımız kazanır, tamam? Abimin katillerini bul. Tek tesellim o. Söz veriyorum sana. Bulacağım. Annen sana emanet. Ben artık buradayım Rıfat amca. Bu şehir ezberini tazeleyecek. Babamın katillerini bulana kadar da artık kimse güvende değil. Senin havan kime lan? Hadi oğlum git kazını başka yerde çıkar. Hadi. Ay sakin ol. Ya ne yapıyorsunuz? Dila sen karışma. Kuzgun bırak. Karışma Dila. Ya bırak. Gerçek yüzünü herkese göstereceğim seni. Ali tamam. Yemin ediyorum üstüne asfalt döküp bu bahçeye gömeceğim seni. Tamam dedim. Alış Ali. Şimdi bahçenin sınırındayım. Yakında sofranda da oturacağım. O gün gelirse ya sen öldün demektir ya da ben. Ya yeter. Ne oluyoruz ya? Çocukluk arkadaşıyız biz. Salak ile vanak olan sizdiniz, ben değildim. Ali. Özme değil daha. Beni kimse özlemez, sen merak etme. Sen de git artık lütfen. Olur, olur. Abin geliyor. Abi. Thank you.
olur Kuzgun abi? Kuzgun abim... Hoş geldin. Eyvallah. Ah be abim. Ah be abim. Bizim burada bir kahve var oraya... Ne kahvesi ya? Ne kahvesi ya? Gidelim bizim Mehmet abinin yerine. Açalım bir ufak, anlatalım duralım abi. Eyvallah birader, işim var benim. Tamam. Bekleriz. 20 yıl beklemişiz, müsait olana kadar da bekleriz. Demek o gece o depo olayında sen o yüzden bıraktın beni. Ayağının tozuyla kardeşinin arkasını temizledin. Yok öyle bir şey. Kahramanlık falan. Aile bağları, abiliktir. Yok. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. İyi. Hadi eyvallah. Şimana bak. Ben öyle kumruya benzemem, iki lafa boynum büküp gideyim. Kapatacağız. Takip mesafesini diyorum, kapatacağız. Yavaş yavaş basacağız marşa. Sen beni tanıyacaksın, ben seni tanıyacağım. Yusuf Cebeci'nin oğullarıyız biz. İki ters düze seni bırakırsam babam mezarında rahat yatmaz. Şöyle ya. Sen döndün ya abim. Gerisini halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Gör bak. Bak döndü işte, hayat da burada. Bak söz veriyorum sana. Yavaş yavaş hatırlatacağız kendimizi. Tamam mı? Akıtma artık şunları. Baksana. Bunun sende ne işi var? Senin benim evimde ne işin vardı? Orası senin evin değil. Orası düşmanlarımızın evi. Babamızın katillerinin evi. Sen babamı para için mi sattın? Şşş. Bana bak yer yücesi. Önce benimle bir doğru konuş. Tamam. Ya da karşıma çıkma. Sen soruma cevap ver. Ne işin var o pisliklerin yanında? Bela mısın ya sen sabah sabah? Belayım var mı? Ne yapacaksın belayım? Allah Allah. Hadi eyvallah. Sen onların tarafında mısın, bizimle misin? Ya biz diye bir şey yok. Ben hayatımın peşindeyim. Takılmayın peşime. Hadi. Tamirhaneyi sen yaktın değil mi?
Babamın oğlu Mert biriydi. Sen de Mert'e cevap ver. Sen mi yaktın? Ben yaktım. Oldu mu? Ben yaktım ya. Uzak dur benden. Uzak durun. Bana yaklaşan yanar. Siz benim ailem falan değilsiniz ya. Ben de sizin değilim. Yedi kat elden beterim, o kadar. Bakın dalganıza. Her zaman yaptığınız gibi zorlanmazsınız zaten. Gerrit. Sakın bir daha yaklaşmayacaksın ona, bana söz ver. Konu tamam, hadi gel. Söz ver abi, yaklaşmayacaksın ona bir daha. Şşş kızım, üstüne gitme. Biraz zaman ver abine, olur mu? Abim değil o benim. Abimiz değil o bizim ya, senin de o kaybettiğin oğlun değil. Güvenme işine ya. Şşş sakin ol. Geldiler buna, ayrı olsun. Ya ne diyeceğim? Hafta sonu maça bilet ayarlayayım mı? Gider miyiz? Olur, gideriz. Tamam. Kolay gelsin sana o zaman. Ben kaçtım. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Kumru yeni bir işe girmiş. Bir gazeteye. Geçen gün karşılaştık. Nerede? Şeref Dağıstanlı'nın ölümünü araştırıyor. Hastaneye haber yapmak için gelmiş. Meryem teyze, nasıl söylesem, Kumru'nun içinde kendini ortaya atan bir taraf var. İnatçı, korkusuz. Ama sağındaki solundaki tehlikeleri görmeden hareket ediyor bazen. Geçen gün Şeref'in oğluna öyle şeyler söyledi ki gerçekten korktum. Kumru'ya dikkat etmek lazım. Başını belaya sokabilir, daha yaşı da çok küçük. Yaşı mı küçük dedin? Ha? Sen mi dedin bunu? Dur ne olursun. Bak gerçekten sadece yardım etmek istiyorum. Yardım? Sen? Yardımı nerede derdin, sana göstereyim mi? Söyleyeyim mi sana? Hatırlıyor musun? Bak burada bir soba vardı. Sen bunun yanında oturmaya bayılırdın. Saçlarını tarardım orada. Annen yapamazdı zavallım. Sultan. Can kalmamıştı elinde kolunda. Okula ben yollardım seni. Yakalarımı bile sen kolalardın. Sabahları bize tarhana çorbası yapardı. Kuzgunum çok severdi. Seni de alıştırmıştı. Sen bu evin kızıydın. Kumru, sen. Bu evin iki kızı vardı. Allah biliyor ya, seni öyle severdim. Kuzgun'la şu köşede oynamaya bayılırdınız. Bunlar derdim birbirleri için yaratılmışlar herhalde. Biz bunları büyüteceğiz, sonra da evlendireceğiz. Allah korusun.
Sen Kumru'ya da, Kartal'a da o canından bir parça gibi ayrılmadığın Kuzgun vardı ya. Ona da, bana da. Tam burada, bu evin içinde. Daha şu kadarcıkken yardım edebilirdin. İsteseydin yardım edebilirdin. O odaya girdiğin günü hatırlıyor musun? O paketi koymasaydın bak şurada, şuracıkta. Şimdi o hayatını kurtarmaya çalıştığın insanlara gerçekten yardım ederdin. Bilmediğimi sanıyordun değil mi? Tabii. Anlamadığımı sanıyordum. Ben yıllarca, yıllarca tek tek düşündüm. Her saatimin, her dakikamın içine gözyaşımı döktüm. Seni gördüm orada. Gördüğümü sonradan gördüm. Diyelim hadi o zaman çocuktun. Demeyelim de hadi, hadi öyle diyelim. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olurmuş derler ya. Öyle. Sen sonra da sustun. Bir şey demedin. Yusuf amcam suçsuzdu. Benim babam şeytandı demedin. Meryem teyze ne olur. Sen beladan, tehlikeden birilerini korumayı nereden bileceksin ki? Ha? Sen anca böyle üstten üstten konuş işte. Korkmuşmuş. Kumru var ya Kumru. Benim evladım. Hala babasının hikayesinin peşinde. Abisinin nasıl hiç edildiğinin peşinde. Ben neler yaptım biliyor musun sen? Gazetecilik okumasın, takmasın böyle şeyleri kafasına diye. Ama olmuyor Dila Hanım. Parasını kestim, bir yolu çıktı. Allah bu ya. Bir hayırsever okuttu. Ne yaptı etti? O okulu okudu. Benim kızım neden gazeteci oldu biliyor musun? Çünkü unutmadı. Benim çocuklarım unutmadı. Hani demin dedin ya, bu evin kokusu hiç değişmemiş diye. Bu evin kokusu çok değişti. Bu evden benim bir evladımın nefesi kesildi. Hala da tam olarak gelmiş değil. Sizin şimdinizin bedelini benim kocam bir de yavrum ödedi. Sen bu evin kokusunu seneler önce alıp götürdün Dila Hanım. Bunu da o vicdanına iyice yaz. Restoran kayıtlarını neden saklamak istiyorsunuz? Ben kaderimi kimsenin eline bırakmam. Bu Kuzgun'un tasması. Yeri geldiğinde itaat etmesini sağlayacak.
narı mı burası? Bu herif intikam için döndü dedim. Zulasında bunlardan bir sürü var baba. Kuzgun bizim düşmanımız. Bu da ispatı. Yaşadıklarından sonra bizi takip etmesi çok doğal, çok normal. Bana düşmanımızı öldürmemem için gerçek bir sebepsin. Yoksa ölmüş annemin üzerine yemin ederim durmayacağım. Ben de öyle düşünmüştüm. Şerefi Kuzgun öldürdü. Beni kurtarmak için. Amma karıştırdın ha. Seç ver beni işte. Ya dur, öyle olmuyor. Hepsinin bir sırası var. Bekle. Aç. Aç hadi. Kendime söz vermiştim. Sen dönünce bütün misketlerimi sana vereceğim diye. 9 yaş hediye. Eyvallah. Senden üttüklerim de var içimde. Ya öyle ütmek falan, o işleri geçelim de. Ben bilerek veriyordum kızım sana. Ya red git bırak Allah aşkına. Ya bu çok bayat bir mazeret. Daha iyisini bul, konuşuruz sonra. Sen de savunma bitmez avukat hanım. Ne desek bulacaksın bir şey. Bu böyle sürecek mi ya? Desene akşama kadar buradayız. Var mı? Tabii ki. Aç şunu. Şimdi anladın mı neden kuzunu rahat bıraktı değil mi? Hayatımı kurtardı. Beni neden çağırmadın baba? Beni niye yanına götürmedin? Ali, anlattığımı anlatacağım ama pişman etme beni. Ya 3 günlük herifin lafına güvenip nasıl onunla ortak hareket edersin baba? Doğrusu buydu. İpimizi çekmişsin baba, farkında değil misin? Bora öğrense 7 sülalim. Ne yaptın baba sen, ne yaptın? Kuzgun'un maşası olmuşsun. Kuzgun'a karşı elim güçlü. O güne ait bütün görüntüler burada. Bir gün Kuzgun hainliğe yeltenirse ipi bende. Zaten şeref konusunda kaderimiz ortak. Orada geride bana ait bir bağ, bir ipucu kalmış olabilir. O yüzden öfkeni bir kenara bırak. Kuzgun üzerine düşeni yaptı. Şerefi vurdu. Ben yaralıyken istese benim de işimi bitirebilirdi. Ama yapmadı. Kuzunun bir yanlışını görürsem fişini kendi ellerimle çekerim. Ama bir gazete küfürüyle onu harcamam. Bana bir daha bunu tekrarlatma Ali. Kuzundan uzak duracaksın. Onunla uğraşmayacaksın. Hayatta her şeyin bir anlamı varmış. Bak, bu odunun bile.
Benim anlamımda sen neymiş? Sen misin? Yoksa bunca zamandır kendimi bu kadar sahipsiz, bu kadar terk edilmiş hissetmezdim. Evet, merak ediyorum. Özür dilerim. Kızsan da köpürsen de merak ediyorum. Yapacak bir şey yok. 20 yıl be kuzgun. Dile kolay, koca 20 yıl. Hiç mi dönmek istemedin? Akça olmak yerine buraya dönmeyi gerçekten istemedin mi kızgın? İstemedim. Niye? Dönmedim çünkü... Çünkü ben ölmüştüm Dila. Yani yaşamak için bir şeye ihtiyacım vardı, biri olmaya. Ben de Akça oldum. Aslında fena şeyler de yaşamadım ha. Benimle ekmeğini bölüşen çok kral arkadaşlarım vardı. Koruyup kollayanım da fazlaydı. Sağ olsunlar. Yolumu bulmam da kolay oldu. Başlarda hamdım. Zamanla piştim. Şerif Kılıçkan'la Merifat Bilgin ortaklığı gündeme bomba gibi düştü. Sonra da geçmişimi unuttum. Ne oldu ya, bozdun yine tesisatları? Tamam, çok özür dilerim. Devam et, dinliyorum. Öyle yani. Akça'nın kaba tıraşı bu şekil. İnsan olacakları bilse, yani yaptıklarının sonucunu yaşayamaz herhalde. Sen bana bir şey yapmadın ki. Yani bizim babalarımız tersine düştü. Olan da bana oldu. Senin vicdan yapmanı gerektirecek bir şey yok yani. Rahat ol. Ne içelim ya, bir şey içelim. Çay var mı, demleyeyim ben? Ha? İyi ki döndün. Bunca yıl, bunca bekleyiş. Sadece şu an için bile değermiş. Derin sulardayız. Hiç dalmayalım, çıkamayız. Çıkmayalım.
Ben bu olmaktan korkmuyorum. Olmayacak şeyler istemem. İstediğim affedilmek değil. Şurada. Bana ait bir yer varsa eğer... onu istiyorum ben. Ben galiba sana aşık oldum. Ne zamandır buradalar? Öğlen geldiler. Eve yeni geçtiler. Dila. Ben sana aşık değilim. Galibası ihtimal yok, çok net yani. Çocuktuk ya biz. Orada olan orada kaldı. Yani yanlış anlama, sen çok güzel bir kadınsın. Sakın o topa girme. Ben seninle bir şey yaşarsam ayıp etmiş olurum. Böyle aşk meşk falan derken geçmişe hürmeten yani, anlıyor musun? Olmaz. Yani şurası sana karşı o tarz atmıyor. Bizim seninle yolumuz yok. Vurma, tamam artık. Öldü. Rıfat Bey, Kuzgun geldi. Sizi görmek istiyor. Tamam. Affedersiniz. Müsaadenizle. Ne oldu? Güzel haberlerim var. Neymiş? Artık korkacak bir şey yok. Geride hiçbir iz kalmadı. Aferin Kuzgun. Aferin. Açmışsın. Yok ya, ben rahatsızlık vermeyeyim. Gel. Gel. Bugünden itibaren Kuzgun benim yakın konumum. Meral Hanım, servis açın. Ne de olsa artık aileden sayılır.
Ali'ye bir lokum yok. Tamam Şen. Şeref'in olayıyla ilgili bir gelişme var mı? Maalesef. Avukatlar sürekli savcılıkla emniyette ama şimdilik bir sonuç yok. Aslında benim de Dilay'a bir teklifim olacak. Kabul ederse. Ne olduğuna bağlı. Babamın davasıyla ilgili. İçeriden güvenilir bir göze ihtiyacım var. Avukatım olur musun? İyi tamam. Olur konuşuruz.